hepsi geçecek. Her şey geçecek bir tanem. Acılarını tek tek silip alacağım Fatma Gül. Annem nasıl tarardı senin saçlarını? Gül kokulu kızım diye severdi seni. Gül kokulu Fatma Gül. Ama şimdi ağlama sen. İyileşeceksin çünkü. Hepsi geçecek. Tamam. Ağlama. Uyu şimdi. Hepsi geçecek. Fatma Gül. Mustafa geldi. Gel böyle gel. Ağlama Fatma Gül. Hep ağlıyor. Hiç susmadı, hep ağlıyor. Ona çok büyük kötülük ettiler Mustafa. Hepimize çok büyük kötülük ettiler. Hepimize çok kötülük ettiler. Konuşamıyor Mustafa. Kim yaptı? Kim yaptı dedim! Kim yaptı? Kim yaptı? Kim? Kim? Bırak! Kim? Konuşsana Allah'ın cezası! Ne oldu? Allah kahretsin! Allah kahretsin seni! Kendine gel. Kimi öldürüyorsun be? Abuk sabuk konuşma. Jandarma yakalayacak, cezasını verecek. Yakalandı diyorlar zaten. Nerede? Karakolda saklıyorlarmış. Bak şimdi ya. Bana bak. Eğer bir şey yapacak olursan beni öldürsün, anladın mı? Karakola gidiyor. Emin abi yürü. Başını gene belaya sokacak. Şimdi uyur. Ağlamasın da uyusun.
ne olur bir dinle. Neyi dinleyeceğim ha? Sen bu kıza bu kötülüğü yaptın mı yapmadın mı ha? Söyle. Yaptın mı yapmadın mı? Yaptın mı yapmadın mı söyle. Ahlaksız seni. Haber vereyim de alıp seni götürsün. Abla ne olur bir dinle. Ne olur bir dinle. Ne dinleyeceğim, git karakoldan da. Yemin ederim ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Kim yaptı? Kim yaptı? Arkadaşlarım mı yaptı? Selim mi yaptı? Erdoğan mı yaptı? Burak mı yaptı? Yoksa hep beraber mi çullandınız kızın üstüne? Yok, hayır. Ahlaksızlar! Hayır. Kerim! Kerim! Kim bu? Kerim! Vay be! İyi akşamlar. Ne oldu? Kerim, seninle konuşacaklarım var. Gelsene. Sen de mi bu işin içindesin ha? Sen de mi bu şerefsizliğin içindesin? Dur Meryem Hanım, dur, dur. Bir an bile durmayacağım. Ben karakola gidiyorum. Beni dinle. Bırak! O itleri de içeri alsınlar diyeceğim. Herkesi sorgulasınlar. Her şey ortaya dökülsün. Beni dinle! Ben her şeyi biliyorum. Kerim'in başı belada. Onun başı kopsun. Ona yardım edeceğim. Hadi yürü. Hadi yürü Kerim. Başı kopsun olur. Ona yardım edeceğim. Yürü. Gidiyor musun? Gözünü seveyim. Benden haber alana kadar kimseyle konuşma. Bir yanlış var, düzelteceğim. Ne yanlışı? Kızın durumu ortada. Sana söylüyorum. Ortalığı karıştırma. Jandarmaya da gideyim deme. Hadi yürü. Gidiyor musun? Kaçıyor musun? Ha? Haram olsun sana verdiğim emekler. Annen mezarında ters dönsün şimdi nasıl bir çocuk dünyaya getirdim diye. Oyalanma hadi. Puh seneler bittiğine. Puh insanlığına. Zamanında gelmişim. Ama senin bir halt edeceğini anladım da geldim zaten. Ne söyledin? Hiçbir şey. Nasıl anladı peki? Çocuklara atmadın suçu değil mi? Hiçbir şey söylemedim. Tamam tamam ağlama. Topla kendini, kasabaya gireceğiz. Biri görecek. Jandarmaya gitmez değil mi? Gitmez. Müsaadenizle ben bir abime bakayım. Mesele neyse artık yarına kalsa. Misafirlerimize ayıp oluyor. Estağfurullah canım. Biz masada beklemeye alışkınız zaten. Turaner bazen bir telefona kalkar. Saatler sonra oturur masaya. Eğer evdeyse o da tabii. Dayım pardon. Madem bu kadar şikayet ediyorsunuz istifa edip evde oturayım o zaman. Aman aman ben o sorumluluğu almam üstüme. Ne oluyor böyle herkese bu akşam? Selim. Ebenini öğrenmiş.
annesi burada diyor Selim. Kadın eve gittiyse afişe oldunuz demektir beyler. Ben size nasıl yardım edeceğim bilemiyorum. Yalan söylüyorsun. İftira atıyorsun çocuğuma. İftiraysa çıksın ortaya, teslim olsun jandarmaya. Kanıtlasın tecavüz etmediğini, değil mi? Madem kendine bu kadar güveniyor, oraya buraya saçtığı tohumların bir örneğini versin bakalım. Ya da temizlesin namusumuzu. Evlensin Fatmagül'le. Ha yok deve. Öyle. Ne oluyor? Ya bir şey oldu yok. Bu kadın bir hikaye uydurmuş, para koparmaya çalışıyor. Oğlum şimdi ne yapacağız? Ortadan kaybolacağız. Ne yapacağız? Babam içeride hala o kadınla konuşuyor herhalde. Valla ben diyeceğimi dedim. Gerisi size kalmış. Ama bence hiç oyalanmayın. Fatmagül konuşmaya başlayınca daha geç olacak. O zaman ben de kurtaramam sizi. Dur. Dur. Lafının üstüne geldi işte. Sen ne yaptın lan? Ha? Doğru mu bu kadının söyledikleri? Hayır. Ne söyledin ne biliyorsun? Bak. Bak kıza tecavüz edilen yerde ne bulmuş. Doğru değil mi ha? Doğru değil mi? Aşağılık herif! Abi! Ulan sen nasıl böyle bir şey yaparsın hayvan! Selim ne oluyor? Yok bir şey, sen git geliyorum. Abi ne yapıyorsun ya? Gel canım gel. Amcam bir iş vermiş de Selim'e, yapmayı unuttu. O yüzden biraz sinirlendi işte. Meltem öğrenmiş, her şey biter. Nasıl vurur ya? Delirdi mi bu adam? Ya amcamı tanımıyor musun? Birazdan sarmaş dolaş olurlar. Bir parlar, bir söner. Ya nasıl elini kaldırır ya? Meltem, babanlara hiçbir şey söyleme tamam mı? Biz birazdan halledip yanınıza geleceğiz. Söylersen bir daha onun yüzüne bakmazlar zaten. İlkel, mağara... Meltem, lütfen. Hadi canım, sen babanların yanına dön. Biz de birazdan geleceğiz. Hadi masaya dön canım, hadi. Sadece ben yapmadım. Erdoğan da yaptı, Vural da, Kerim de. Selim? Erdoğan hap verdi. Sussana oğlum. Her şey benim başıma patlayacak. Lan söylesene, yalan mı? Manyak mısın oğlum? Sussana. Lan söylesene. Öldürürüm lan seni. Duydun mu lan? Öldürürüm. Vermedim lan, yalan mı? Ha? Vermedin mi? Söylesene. Vermedim mi? Cezanız dörde katlandı Reşat Yaşar. Ha? Söylesene. Ha? Söylesene. Saklamayın onu. Saklamayın. Verin. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Sakin ol oğlum. Söyledim. Daha yakalanmadı. İçeride kimse yok. Ya verin onu ya. Kapa. Ya bir dakika. Bıraksana ya. Allah vursun sizin de vursun. Saklamayın. Kalkın. Ya başkasının karısına kızına da zarar verirse. Kapa. Tamam. Atın içeri bunu. Atın kendi gözüyle görsün. Kimse yok. Bırakın içeride. Onu. Bırakın oğlum. Verin onu bana. Emin abi sakin tamam, ol. Tamam amca bir şey yok. Bu gece burada kalsın. Ne kendisine zarar versin ne de başkasına. Dağılın siz de. Şunlar dışarıda. Mustafa'yı içeri alıyorlar. Yakalayın onu amcası. Verin cezasını. Tamam sessiz olun. Emin abi gel. Kızın yengesi bu herhalde. Herkes her şeyi öğrenmiş. Ne yapsaydın? Hadi be, döküldün hemen. İyi halt ettiniz. Beni niye karıştırıyorsunuz ki? Herkes yapmak zorunda mıydı sen? Kabak benim başıma patlıyordu oğlum. Münir abi gittik biz. Herkes her şeyi öğrendi. Allah Allah çok şaşırdım. Her şey senin yüzünden. Lan halt ettin. Selim! Tutamadın değil mi çeneni? Gerizekalı. Ben bir şey söylemedim. Kesin sesinizi. Hemen yetiştirmişsin ebeninini. Hayır senin ebeninin onu konuş lan. Sesini ben kesin!
Kesin! Böyle olmaz. Birbirinize kirpikle olmaz. Kendinize gelin. Sakin olun. Önce bir konuşalım. Belki hala yapılacak bir şey vardır. Alo. Neredesin? İçerideyim. İş konuşuyoruz. Biz kalktık. Tamam. Ben arayacağım seni. Gelmeyecek misin? Konuşuruz Meltem. Ne olur. Kafam acayip bozuk vaziyette. Çıkmayayım babanın yanına böyle. Tamam canım. Ara mutlaka. Okey. Çok öptüm. Gerçekten çok özür dilerim Toraner Bey. Yani dikkatler dağılınca, aksilikler de gelince böyle üst üste geliyor. Yani hem İstanbul'da hem burada. Hiç hesapta olmayan terslikler. Sıkmayın canınızı. Hallettiniz mi bari? Halledeceğiz. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ben de görüşeceğiz. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. 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 İyi akşamlar. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Hoşçakal güzel kızım. Yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Reşat nereye? Rıfat, Şemsi Bey sen de gel. Tabii. Reşat neler oluyor? Anlatsana bize de. Yenge gelmeyin bahçede bekleyin bizi. Allah korusun büyük bir şey oldu galiba. Benim oğlan da ortalıkta yok. Neler oluyor çok merak ettim. Kadın cezanız 4'e katlandı dedi. İyi işte parayla ikna olacaklar demek ki. Ya jandarma? Onlar bu işin peşini bırakmaz. Kızın ailesi ikna olursa, içlerinden de sadece biri bu işi üstüne alırsa, olay kapanır. Gül. Susadın mı? Su vereyim mi sana? Böyle böyle yapayım mı? Ha? Bak yengen de geldi. Yine sakinleştirici verdiler. Mustafa geldi. Çok ağladı, çok. Müge, ne yaptı Mustafa? Sırtını sıvazlamadı değil mi? Dediğim gibi yani. Ortada kaldın işte. Yok, bir şey olmadı, olmadı. Sen ne yaptın? Eve mi gittin? Murat'a mı baktın? Hadi git bana bir şeyler al. Anladık tamam, hadi. Ölüyorum açlıktan sabahtan beri. Tamam. Tost alayım. Çay alayım. Para? Var para, yeter. Hadi rahmet. Bugüne kadar beni dinlemedin, bak başına neler geldi. Bugünden sonra dinleyeceksin Fatma Gül. Olan oldu, ne yapalım? Bu kan yerde mi kalacak? Kalmayacak. Ama sen ortada kalacaksın. Bu belli oldu artık. Mustafa almaz artık seni. Ağlama, bana bak. Ağlama. Demin dışarı çıktım, herkes nasıl bakıyor biliyor musun? Böyle bakıyorlar. Seni konuşuyorlar. Kendi rızanla olmuş diyorlar. Bilerek yapıyormuşsun, öyle söylüyorlar. Hayır. Şşt. 4 kişiydiler. Kes sesini, kes duyacaklar. Sizlerini biliyorum ben, 4 kişiydiler. Kız dur.
sensin hayatını mahvetmeye yetti Dart. Mustafa yardım edemezsin. Ben yardım edeceğim. Seni şimdi kaldırıp eve götüreceğim, tamam? Burada güvende değilsin Fatma Gül. Nerede değilim? Yaşaran en oldu değilim. Sus. Adamın ağzını alma. Bunlar çok güçlü insanlar. Hapse girerler, iki gün sonra çıkarlar. Öçlerini daha korkunç alırlar senden. Anladın mı beni? Nişanlı hepsi vardı. Ben onların hepsinin cezasını verdim. Hepsinin cezasını verdim. Hepsini anlatacağım sana zaten. Bir an önce şuradan çıkalım. Lütfen Fatma. Tamam. Tamam mı? Tamam. 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 Rahmi bırak onları. Toparlanıyoruz, gidiyoruz. Hadi. Nereye? Fatma Gül burada tehlikede. Mustafa gelirse öldürür Allah korusun. Hadi. Fatma Gül. Fatma Gül. Ya hadi. Hadi bir an önce gidelim. Hadi başımıza daha kötü şeyler gelmeden. Hadi. Cambridge'e, Master'a gidecekken hapishaneye mi gireceksin? Pislik herif! Hadi toparlanın. Şoförlerden biri sizi İstanbul'a götürecek. Uçakla gitmeyin. Bir ihbar falan olursa sen de vural. Hadi sen de toparlan, gidin bir an önce. Lan çıldıracağım. Benim oğlum nasıl böyle bir şey yapabilir? Benim oğlum, benim! Şemsi abi sakin ol, ben halledeceğim. Nasıl halledeceksiniz? Nasıl halledilebilir böyle bir pislik? Ben olacağı söyledim. Yalnız Kerim'in ikna olması lazım. Ben suçu niye tek başıma üstleneyim ya? Hem ben bir şey yapmadım ki. Kerim yalan söyleme. Ben gördüm senin alt edimi. İkide bir kıvırma. Her ne kadar nişan gecesi bu haltı işlediyse de bunun bir nişanlısı var. Ya kızın babasıyla iş yapacağım. O kadar yatırım yaptım. Bunu elime verseler bir kaşık suda boğarım ama elinin altında koskoca bir şirket var. Ya iki taraftan teslim olmuş vaziyetteyim. Bunu bütün hayatı kararacak. Master'ı falan yanacak. Oğlum. Oğlum bir tek senin durumun müsait. Yok. Bu dördümüzün suçu. Tek başıma çekmem cezasını. Evladım ben seni hapse attırmayacağım ki. Önce bunu sok kafana. Kızın ailesi neredeyse ikna oldu. Sonra da bir nikah kıyarız. Sen ne diyorsun abi? Ya sonra da pasaportu veririm eline, yurt dışına gidersin. Yerleşirsin oraya, yeni bir hayat kurarsın. Ömür boyunca da seni rahat ettiririz. Ha? Yeter ki ağızlar bir kapansın. Hadi Halide teyze, seni götüreyim eve. Yok istemem. Bekleyeceğim ben de. Doktor neden hala çıkmadı? Konuşuyorlar. Nasihat ediyorlar. Sakinleşmiş bak, sesi de çıkmıyor artık. Hadi sen eve git. Ben Mustafa ile dönerim. Bekliyorum ben de işte. Hadi dedim hadi. Hadi sen Halide teyzeni eve bırak. Hadi Halide teyze, gidelim. Olarak neler hissettiğini bizim bilmemiz mümkün değil. Biliyoruz Mustafa. Biz bu kadar sarsılıp üzüldüysek kim bilir senin içinde ne acılar var. Meslek hayatım boyunca birkaç kez bu durumla karşılaştım. Vermiş olduğun tepkiler çok normal. Çok acı bir durum. Katlanılmaz, akıl almaz. Çok haklısın. Ama bir de Fatma Gül'ü düşün. Merhaba. Fatma Gül! Ne oluyor? Hiç. Nasıl hiç? Herifle konuşuyordun, gördüm. Ne diyordu sana? Tuvaleti sordu.
Vallahi. Allah canımı alsın ki. Hadi yürü. Mutfakta işiniz bitmiş, gidiyoruz. Sen sakin ol, soğukkanlı ol. Senden tek ricam bu. Bizim işimizi yapmamıza izin ver, tamam mı Mustafa? Doktor Bey'le sürekli konuş. Onun söylediklerini dinle. Pardon. Alo. Buyurun doktor hanım. Kızı hastaneden çıkarıyor beni. Engel olamıyoruz. Neden? Hanımefendi. Hanımefendi bir dakika lütfen. Nişanlısı gelmiş bugün hastaneye. Olay çıkarmış. Çok korkmuş. Kendi de gitmek istiyor. Peki hastaneden çıkabilecek durumda mı? Anladım. Durun. Doktor jandarmayla konuşuyor. Nişanlısı elini kolunu sallayarak girdiğinde konuşsaydı. Sarsalamış kızı. Korkutmuş daha beni. Gidemezsiniz. Engel ol bakalım olabiliyorsa. Fatma Gül'ü eve mi çıkarmışlar? Otur Mustafa. Kızı çok korkutmuşsun bugün. Hastanede kalmak istemiyormuş. Ya ben ona zarar vermem? Bu gece bizim misafirimizsin. Ben ona dokunmaya bile kıyamadım komutanım. Ona zarar vermem. Otur. Geleceğim zaten. Gelmene gerek yok. Geleceğim. İstemiyorum, gelme. Yaşananların adı duyulmazsa bu iş çabuk kapanır. Sen üstlenirsen. Ben bunu tek başıma taşıyamam. Sizler de çekin cezanızı. Hayda. Dayı. Bana bak Kerim. Niye sadece ben ya? Niye? Ya aklını başına topla. Birkaç hafta sonra seni yurt dışına yollayacağım. Kızın ailesi dünden razı anlaşmaya. Ben o kızın yüzüne bir daha bakamam. Bak, kızın kurtuluşu sen olacaksın, tamam mı? Kasabalı ömür boyu damgalar kızı. Annenin intiharından sonra neler söylediklerini sen daha iyi biliyorsun. Yalan mı? Yalansa yalan de. He? Hem kız kurtulacak, hem hepiniz yırtacaksınız. Reşat Yaşar'ın! Bana bak Kerim. Ben her şeyi halledeceğim. Merak etme. Aç kapıyı! Kerim yalvarırım. Zaten öğrenirse biterim ben. Sakin olun. Ne olur aç kapıyı. Kerim. Bunlar mı saklıyor seni içeride? Dışarı çık. Hanımefendi. Ne halt ettilerse teslim olsunlar. Ne halt ettilerse. Ay, Kerim. Senin hayatın boyunca buradan başka gidecek yerin yok. Lütfen ha. Lütfen. Kerim. Hepinizin yanmasına gerek yok. Lütfen oğlum. Senin yanmana da izin vermeyeceğim ben. Söz veriyorum. Her şey üzerine söz veriyorum. Açın kapıyı. Allah kahretsin ya. Ne oluyor burada ha? Ha? Ne haltlar karıştırıyorsunuz? Ne oluyor burada? Sana söylüyorum, benimle geliyorsun. Sakin ol Meryem Hanım. Sakin ol, her şeyi anlatacağım sana. Kerim bir hata yapmış, onu telafi etmeye çalışıyoruz. Yok. Siz başka bir oyun oynuyorsunuz burada. Başka bir şey var yüzlerinizde. Anladım ben. Yok. Başka hiçbir şey yok. Doktorlar
birden fazla kişinin tecavüz ettiğini söyledi. Siz yaptınız! Siz! Şimdi suçu buna atıyorsunuz. Benim oğlum yapmaz! Yapmadım dedi zaten bana. Dün, bütün gece bu çocuklar bizimleydi. Öyle değil mi Pera? Öyle değil mi Hilmiye? Nişandan sonra bu bahçede oturmadık mı? En son ben, Vural, Şems'i kalktık. Hepimiz buradaydık. Kerim de sizin yanınızda olduğunu söyledi. Hayır. Kerim bizimle değildi. Kerim. Kerim ne diyor bunlar? Ne diyor bunlar? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kerim doğru mu? Doğru mu bu? Ya sen de buralarda kalamayacaksın anla işte. Çocuk. Nasıl olduysa şeytana uymuş bir an. Hap almış diyor Münir. Kızın ailesi şikayetlerini geri çekeceklermiş. Bu olanları yok edebilir mi? Bu suçu affettirebilir mi? Duyma sen, boş ver. Bavullar arabaya kondu. Hadi. Tamam aşkım, yarın İstanbul'da görüşürüz. Seni seviyorum. Bir şey anlamış mı? Hadi abi. Hadi. Birkaç hafta sonra bütün gündem değişmiş olacak. Sana söz veriyorum. Bir an önce evlenseydin başımıza bu gelmeyecekti Mustafa. Yandık biz yandık. Ben Fatma Gül'ün avukatıyım. Konuşmamız lazım. Üç kuruşu bir araya getirip ev açacağım diye denize gide gele meydanı boş bıraktım Mustafa. Beni mutlaka ara. Mustafa. Oğlum. Nasılsın? Hadi gidelim.
Mustafa, arkandayız kardeşim. Hadi oğlum eve gidiyoruz, hadi. Buyurun, girebilirsiniz. Günaydın komutan. Günaydın. Kızın durumu nasıl? Mukaddes Hanım'ın size söyleyecekleri var. Oturun. Anlat bakalım Mukaddes Hanım. Ağlama. Söyle ne söyleyeceksen. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Durum bizim bildiğimizden çok farklı. Kız herkese yalan söylemiş. Seni yakadılar. Çok mu kirlenmiştin? Annem o kirlendi, artık temizlenmez dedi. Kanandılar mı? Yok. Yani bilmiyorum. Yengen gitti. Jandarmaya gitti. Jandarmaya sormaya gitti. Avukatla beraber gittiler. Mustafa? Yakalanacaklar ama merak etme. Avukatla yengen halledecekler. Sen merak etme. Mustafa nerede? Süt getireyim mi sana? İçer misin süt? Gelmedi mi? Aramadı da. Aşağıda komşular var. Herkes var. Ben ilaç getireyim. Biraz sonra ama. Sakın kalkma. Yat, tamam mı? Nişansın üstüne sevmiş o Kerim denen çocuğu. Gizli gizli anlaşıyorlarmış. Benim haberim yoktu. Nereden olacak ki zaten? Birlikte kaçacaklarmış. Allah Allah. Ya Mustafa balığa çıkınca gideceklermiş. O gece sabaha karşı buluşmuşlar. Bizimki sonradan yan çizmiş. Korktu herhalde. Cesaret edemedi yavrum. Çocuk da kızmış, sinirlenmiş. Sen benimle oyun mu oynuyorsun diye. Geceden içkili herhalde. Artık kavga mı ettiler aralarında ne olduysa? Benden başkasına yar etmem demiş seni. Olanlar olmuş. Kerim çok pişman. Fatma Gül'ü çok seviyorum. Ona kötülük etmek istemezdim ama hakim olamadım kendime demiş. Kerim nerede saklanıyor şimdi? Vallahi bilmiyorum. Bizim çocuklarla haber yollamış. Kasabalının öfkesi dinene kadar ortaya çıkmayacakmış. Aslında ben onu ne yapar yapar bulurum getiririm ama Fatma Gül şikayetçi değilim diyor. Yani bu durumda yasal bir işlem yapmak da söz konusu olamaz. Olur mu canım, öyle şey, ortada bir suç var. Ama kız öyle demiyor komutanım. Sabaha kadar ağlaya ağlaya anlattı bana. Mustafa'nın korkusundan söyleyemiyor kimseye o. Ya seviyormuş o çocuğu. Söyledi bana. Bir de bize söylesin bakalım. Fatma Gül'ün ifadesini alalım. Söylesin, alın tabii zaten. Evet, Kerim zaten evlenmeye razı. Keşke kaçıp gitseler de böyle ayuka çıkmasaydı. Vallahi millet işini aslında öğrenirse ne yapacağız bilmiyorum. Kan dökülecek. Ben de ondan korkuyorum. Komutan,
Gelin şu işe yardımcı olun. Gizlice halledelim. Olay daha fazla büyümeden evlendirelim çocukları. Çekip gitsinler nereye gideceklerse. Biz de kalamayız zaten buralarda. Nasıl bakacağız insanların suratına? Bir de can korkusu. Komutanım benim kocam yarım akıl. Vallahi bütün hırslarını ondan alırlar. Allah aşkına yardım edin bize. Sessizce halledelim şu işi. Sesler çok yüksek zaten Mukaddes Hanım. Nasıl sessiz hallediyorsun? Olacak şey mi? İşte ben de onu diyorum ya. Kasabalı birbirini gaza getirirse kıyım olur Allah korusun. Mustafa öğrenirse ikisini de sağ koymaz. Ben mandıraya kapatıp İstanbul'a göç etmeye razıyım zaten. Şu işi halledelim yeter ki. Bu işi ancak siz halledersiniz. Tek güvencemiz sizsiniz. Her şey Fatma Gül'ün resmi ifadesine bağlı. Onun ifadesini alalım. Gereğini düşünürüz. Allah razı olsun size. Alsay. Hepsi senin. Hadi al. Sen hiç bu kadar parayı bir arada gördün mü? Bir daha da görebilecek misin? Galip'in yanında ne uzarsın ne kısalırsın oğlum. Hayatını kurtarıyoruz seni. Hep birlikteydiniz bu altı. Adam gibi düşünecek olursan en hafif hasarla sen atlatacaksın durumu. Aklını kullan. Bu bir fırsat senin için. Bu işin ucunda ölmek var. Hapislerde çürümek var. Hayatını yaşamak varken niye ziyan edesin gençliğini? Giyindin mi? Olmazsa diye bunları getirmiştim ben. Oldu oldu tamam. Allah senden razı olsun oğlum. Yüreğimi ateşten çektin çıkardın. Serin sular serptin. Ben bilmiyordum işin iç yüzünü. Hilmiye tamam. Yaptığın fedakarlığı hiç unutmayacağız. Yaptığın fedakarlığı. Çok kötü bir şey yaptınız. Bunu unutmayacaksınız. Unutmayın da. Hilmiye. Ama ne olur. Hepiniz birden yanmayın. Sana yalvarıyorum. Ne olur yakma oğlumu. Hilmiye tamam. Bitti o iş. Üzme artık kendini. Kerim söylemeyecek bizimkilerin adını. Biz de hayatımız boyunca onu evladımız gibi kollayacağız. Ağlama artık tamam. Ağlama. Sakın konuşma, hiçbir şey belli etme. Ne oldu Münir Bey? Yok mu bir haber? Maalesef. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Sizi hiç iyi ağırlayamadık. Olur mu öyle şey? Daha ne yapacaktınız? Her şey mükemmeldi. Dün gece için ayrıca özür dilerim. Yani o kadar canım sıkkın ki o kadar olsun. Sıkmayın canınızı. Hadi Ankara'da görüşmek üzere. Gelince ararım. Selim sizi karşılar havaalanında. Gelme dedim, akşam görüşeceğiz. Hadi güzelsin. İyi yolculuklar. Benim küçük çantayı aldık mı? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Salona girsinler bari. Ayakta duracak halim kalmadı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sen, hayatım, döndünüz mü? Hayır, alana yeni geldik daha. Sen neredesin? Şirketteyim. Annenler yolcu etti bizi. Herhalde yani. Annen ağlamış bütün gece belli. Gözünde gözlükler falan. Durumu hiç iyi görünmüyordu. Neden?
bilmem artık bu kadar büyük olay çıkaracak ne hata yaptıysan vallahi çok merak ediyorum. Ya sen de gelme üstüme ne olur. Şirketteyim işte. Çözmeye çalışıyorum. Halledeceğim. İyi misin sen? İşte boğuşuyorum burada. Akşama kadar halledebilecek misin peki? Tabii inşallah. Akşam ararım zaten seni. Görüşürüz mutlaka. Tamam. Almaya geliyorum. Tamam, çok öptüm. Ben de aşkım. Annenlere hürmetler. İyi yolculuklar. İnince ararım. Tamam, ara mutlaka. Öptüm. Dayım niye aramıyor? Kızın ailesiyle görüşecekti. Halledemedi galiba. Ya sus sen de, germe insanı. Ya Selim, sen dayının bu işi halledebileceğine inanıyor musun? Ha? Erdoğan sen? Size bir şey söyleyeyim mi abi? Benim içim hiç rahat değil. Hadi dayı ya, hadi ara, hadi. Nereye? Eve, uyuyacağım biraz. Ben de kalkıyorum. Sıfır uykuyla duruyoruz, kafam kazan gibi. Bir haber gelirse ara. Ben yapmadım dedi evde. Ben yapmadım. Pişmanlığı gözlerimden okudum. O an bir vurgun yedim. Nasıl oluyor ki bu? Elimde büyüyen. O tertemiz çocuk. Böyle kirlenebilir mi? Ha? Böyle vahşileşebilir mi? Aklım almıyor, yüreğim kabul etmiyor. Nasıl? Kerim yapmaz. Yaşananların yanında ama hiç sesini çıkarmadı. Bağırdım, haykırdım, sordum doğru mu diye. Sustu. Sessizliğiyle kabullendi. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Ellerine geçirseler çocuğu linç edecekler. Kızın nişanlısı çökecek gırtlağına. Adam delirmiş gibi kim tutacak onu? Duyar duymaz öldürür Kerim'i, yaşatmaz. Keşke karakola haber verebilseydim, keşke. O kadar kalabalıktı ki korktum. Keşke alsalardı içeri. Hiç değilse can güvenliği olurdu. Yine güvendeymiş baksana. Yaşaranlar himayelerini almışlar. Zaten ne geldiyse o yaşaranlar yüzünden geldi oğlanın başına. Kaç kere söyledim ama kaç kere söyledim şu uyuma o şımarıklara diye. İçirdiler içirdiler çocuğun başını belaya soktular işte. Şimdi kurtarıcı pozlarında çevirmişler etrafını. Bizimki de böyle bakıyor bömbel. Nasıl karıştırdılarsa çocuğun kafasını. Yo yo yo, Kerim'in işi değil bu. Ben de öyle dedim ama Kerim yalanlamıyor ki. Onların çocukları da bu işin içinde olmasaydı, hiç yardım etmeye kalkarlar mıydı Kerim'e? Kıllarını bile kıpırdatmazlardı. Kime yutturuyorlar? Öyle ya da böyle. Herkese yutturacaklar sonunda. Kerim'in üstüne yıkıp kendi çocuklarını sıyıracaklar. Görmedin mi Tilki Münir'i nasıl ipleri eline almıştı? Uyduracak, kaydıracak, yakacak Kerim'in başını. Kim karşı koyacak yaşaranlara? Ha? Kimin gücü yeter? Senin mi? Ha? Benim mi? Bugüne kadar önlerine çıkan herkesi ezip geçtiler. Ya paralarıyla ya korkularıyla. Kim bilir Kerim'in aklını nasıl çeldiler ya. Ay salam ya. Oğlanın hayatı gitti. Dur bakalım, dur bakalım. Daha kız hiç konuşmadı demiştin. Garibanın hali içler acısı. Kilitlenmiş kalmış böyle ağzını açamıyor ki. Elbet konuşacak. İşin doğrusunu o biliyor. Öyle. Bu düğümü kız çözer ancak. Çok geç olmadan bir kendine gelebilse ha. Bir konuşabilse. Göndermedim bugün. Sapık yakalamadan da bir daha da bırakmadım.
Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin. Fatma Gül'ün ilacı. İçmesi lazım şimdi. İçsin şimdi. İlaç içmen lazım, ilaç. Mustafa ile konuşmam lazım. Olmaz ki, olmaz. Abi konuşmam lazım. Delirmiş o sinirden, delirmiş, olmaz. Ona söylemem lazım. Dinlemez ki. O sinirden delirmiş, deli gibi. Dinler o beni, anlatmam lazım. Hadi ilacını iç. Abi ne olur telefonunu ver Mustafa'yı, aramam lazım. Olmaz. Abi. İç. Tamam. İç ilacını sonra. Ver. Açmıyor bak. Açmıyor. Açmaz ki. Çok sinirli. Konuşmaz. Ben artık onun Fatma Gül'ü değilim. Ağlama. Tamam ağla. Doya doya ağla. Mustafa oğlum, durma artık. Mustafa. Hadi oğlum. Hadi gidelim. İstemiyorum, gelme. Geleceğim, uğurlarken bunu sallayacağım. Sonra da sendenine kadar koklayacağım. Nerede saklayacağım? Göğsünde mi? Şişt. Hadi söyle bakayım. Hı hı. Mustafa, hadi oğlum. Bin giderim.
Hadi. Onunla konuşmam lazım. Ne var ki konuşacak? Hadi yürü hadi. Onu görmem lazım. Olan oldu artık. Ondan hayır gelmez sana artık. Ona hiç kimseye hayır gelmez. Mustafa! Ya bırak! Olanları sineye çekip onu affedebilecek misin? Buna gücün var mı? Hadi affedip evlendin diye. Unutabilecek misin şu manzarayı? Gözünün önünden gidecek mi ha? Bu öfke bir ömür boyu diner mi? Acısını çıkarmayacak mısın sonra? Çıkaracaksın. Hem ondan hem kendinden. Bir nefretle geçer mi ömür? Böyle yaşanır mı Mustafa? Sus! Milletin yüzüne nasıl bakacaksın? Arkandan konuşacaklar, yüzüne söyleyecekler. Kulaklarını tıkayıp gözlerini kapayabilecek misin? Nasıl dayanacaksın? Hı? Gücün yetecek mi buna? Sonra gene başını belaya sokacaksın. Sus! Başkasının teslim aldığı kızı sen koynuna alabilecek misin? Sus dedim baba, sus, sus! Ondan evlat sahibi olabilecek misin Mustafa? Söyle. Emine abi, yeter artık. Mustafa, hadi gel oğlum. Durma burada. Babana da daha fazla üzme. Bak perişan oldu adamcağız. Yeter Perihan. Elimde mi? Hiç affetmeyeceğim Selim'i. Hiç. Erdoğan ahlaksıza azdırmış hepsini. Hayvan. Uymasaydı onlara. Engelleseydi. Erkeklik mi bu yaptı? İnsanlık mı? Rıfat Bey çok güveniyordu oğluna. Adam sanıyordu. Al işte gördük adamı. Kendini yaktı, yetmedi salağın. Bizimkini de peşinden sürükledi. Sürüklenmeseydi o da. Engelleseydi. Nasıl bakacak yüzüme bundan sonra annem diye. Ben nasıl tahammül edeceğim ona? Tamam. Tamam sus. Uğraşıyorum enişte. Yengeyle uzun uzun konuştuk. Evet. Sonra karakola gittim. Şimdilik bir mesele yok. Kız, razı olacak gibi mi? Evine geldim işte. Şimdi o meseleyi halledeceğim. Anladım. Kerim evde. Rıfat abi göz kulak oluyor ona da. Biz de dönüyoruz zaten eve. Hah, tamam. Tamam enişte. Sonra konuşuruz o zaman. Ara sonra. Tamam. Tamam. Ne oldu? Halledebilmiş mi? Daha değil. Oturun diyeceğim ama doktor kalabalıktan uzak dursun dedi ya. Tabii tabii. Rahatsız etmeyelim biz. Hadi ayaklarınız dert görmesin. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Oğlanı doyurduk, karnı tok. Sağ olun, güle güle. Hadi yine geliriz biz. Merhaba Rafi kardeş. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Fatma Gül'le konuşmaya geldi avukat bey. Ben bir bakayım önce. Selin kardeşim benim kardeşim. Ben Fatma Gül'e yardım edeceğim. Sen hiç merak etme. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi gözümüz aydın. Halisiyle halledeceğiz inşallah. Ne oldu?
Fatma Gül. Korkma, korkma. Korkma, ben avukat Münir. Fatma Gül. Münir Bey sana yardım etmek için geldi. Şimdi jandarmayla nasıl konuşacağını öğretecek. Hani ifade vermeye gideceksin ya. Kimseyi görünmeden jandarmaya gideceksin. Ama onun öğrettiklerini konuşacaksın. Tamam mı canım? Geçmiş olsun. Nasılsın kardeşim? Ağlıyor. Hep ağlıyor. Ben yardım edeceğim ona. Her şeyi hatırlıyor musun? Fatma Gül. Karışma sen, git çocuğun yanına hadi. Sen git, git. Fatma Gül, yengem bana dün konuştuklarınızı anlattı. Hatırladığın kadarını. 4 kişiydi. Dur bir dakika, başlama çarçur ötmeyi. Bir dinle Münir Bey. Bak kızım, büyük bir olay yaşadın. Yalan yanlış şeyler hatırlıyor olabilirsin. İftira atmak olmaz. Büyük suç. İftira değil, yaşananların ikisi. Sen beni dinlemiyorsun. Ulu orta konuşup Mustafa'nın başını belaya sokmak ister misin? Yaşananlar mı? Abinin aklını karıştırıyorsun. Yok anam yok, uyduruyor bu. Vallahi onlardı. Fatma Gül, sakın. Sakın. Mustafa seni öldürmek istiyor, biliyor musun? Hayır. Dün gece onu içeri atmışlar seni korumak için ama bugün dışarıda. Öyle mi? Ya biz karakola giderken onu çıkarıyorlardı. Eğer sen bana zarar verenler buydu, buydu, buydu dersen Mustafa'ya hedef göstermiş olursun. Zaten çocuğun başını derde soktuğun yetti. Başka belaya bulaştırma. Yengen doğru söylüyor. Eğer Mustafa'yı gerçekten seviyorsan susarsın, kaderine razı olursun. Niye bıraktın? Merak etme, arkasına adam taktım. Her adımından haberim var. Şimdi annesinin mezarını ziyarete gitmiş. Az önce aradı, söyledi. Haram olsun sana verdiğim emekler. Annen mezarında ters dönsün şimdi, nasıl bir çocuk dünyaya getirdim diye. Açmazsın, Mustafa'nın hayatı kurtulur. En azından şimdilik. Bunu yapanlar cezasız mı kalacak? Olur mu öyle şey? Kimse söylemesi lazım. Bak abinin, senin, yeğeninin, yengenin, hepinizin... ...hepinizin geleceği senin söyleyeceğin söze bağlı. Ben öldüm zaten. Ölmedin, kurtuldun, haberin yok senin. Kerim denen çocuk var ya... ...senle evlenmeyi kabul etmiş. Kerim kim? Fatma Gül tanıyor zaten, nişanda karşılaşmışlar. Kerim söyledi. Kerim, tut 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 tut. Daha fazla rezil rüsva olmadan başını bağlayacağız. Fatma Gül. Ortalık karışmadan evlendirip namusunu temizleyeceğiz Fatma Gül. Bana bak, kan dökülmesini istemiyorsan beni dinleyeceksin. Başka çaren yok. Fatma Gül. Fatma Gül. Fatma Gül.
Fatma Gül! Fatma Gül! Mustafa seni öldürmez de sağ kalırsan kasabana ortama ne olursun? Bak ben sana söyleyeyim. Doğru kim sahip çıkacak sana? Kimin gücü yeter seni korumaya? Yengenin mi? Gariban abinin mi? Genel eve düşersin animanla. Tövbe de yeter, tövbe de. Kerim lekeri temizlemeye razı. Şimdi ya beni dinler, jandarmaya ifade vermeye gittiğinde dediklerimi harfi harfine yerine getirir, altına imzanı atarsın ya da olacaklara razı olursun. Fatma Gül, iyi misin canım? İstemezse olmaz bu iş, olmaz. Vakit kaybedersek ortalık yangın yerine dönecek Rahmi, öyle düşün. Olmaz. Ya sizin yüzünüzden beldenin huzuru kaçarsa millet sizi dışlar. Mandıra da iş yapmaz, aklını kullan biraz. Aklı var da kullanmaz kusur. Hem gideriz biz de buralardan, şehirli oluruz biz de, fena mı? Evimiz burası bizim. Gidemeyiz ki, nereye gideriz, nereye? Nereye isterseniz ya. Evimiz burası bizim, gidemeyiz ki. Hem Murat da büyük okullarda okur. Büyük şehirde büyür çocuk. Hem Fatma Gül'ü kimse tanımaz orada. Kimse huzurunu kaçırmaz kızın. Bir an önce yapmak lazım nikahı Rahmi. Çok intizar ettim başta ama insaflı çocukmuş. Kaçıp gitmedi. Kardeşini almaya razı oldu. Ne yapıyormuş bu Kerim? Kimmiş? Demirciymiş. Geçindirir bizimkini de. Yük olmaz bize. Kız kimseyle konuşmasın diye apar topar kaçırdılar. Bunun başka bir açıklaması yok. Hay ne oldu da yengesi şikayetinden vazgeçti, kıyameti koparıyordu. Reşat Yaşaran'ın işi bu. O harekete geçti. Ben bu işi halledeceğim diyordu. Halletti de. Ben ne yapsam kardeşine batıyor. Benim arkamda durmazsan bu pislikten kurtulamayız Rahmi.
Konuş güzel güzel. Niye böyle yaptığınızı anlat ona. O seni dinler. Kızı hazırla. Bir yanlış yaparsa var ya. Tamam. Hoş geldin komutan. Merhaba. Buyurun buyurun. Biz de size getirecektik Fatma Gül. Ben bir çayınızı içerken onunla da konuşmak istedim. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Kaçmış gitmiş bu. Ne? Açmış pencereye gitmiş. Başımıza gelen yarabbim. Nedir bu kızdan çektiğimiz bizim? Gidebileceği herhangi bir yer var mı? Yok, nereye gidecek? Bak lafımızı dinletemedik, gördün mü? Aklını çelmiş bu çocuk. Bunun gözünde nişanlısını görüyor ne biz. Yok, mandırada da yok. Bak rezil ettiği yetmedi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Yaklaşma yanına. Bitirdi seni artık. Bak, yakıyor, kül ediyor seni. Mustafa! Olmaz bundan sonra.
imkanı yok olmaz. Mustafa. Hadi git artık. Artık birbirinize hayrınız olmaz sizin. Kendini mahvettin. Oğlumu da mahvetme. Anne, anne. Hadi. Herkesin gördüğünü göz ardı edemez. Ne yaparsın? Demek bu da gelecekmiş başımıza. Allah herkesin yolunu açık etsin. Hadi geçmiş olsun. Bitti gitti. Bu kadarla kurtulduğuna şükret evladım. Merhabalar. Buyurun. Fatma Gül burada oturuyor değil mi? Evet. Ama evde yoklar. Fatma Gül kaçmış yine. Jandarma ile birlikte aramaya gittiler. Thank you.
Fatma Gül!